misafirlerimiz olur. İşte birazdan onlardan birisi ekranlarınıza konuk olacak. Bu akşamki belgeselimizde görünmez kazaları ele aldık. Konuyu burada noktalıyoruz. Sıra geldi, belgeseli çektiğimiz ülkeyi açıklamaya. Bir hayli yol kat ettik ama değdi doğrusu. Bu görünmez kazaların ülkesinin adı... Belgeselimizin yapımcısı ve sunucusu, çekim yapmak için gittiği bir ülkede görünmez kaza sonucu hayatını yitirmiştir. Naaşı yarın St. Martin in the Fields kilisesine yapılacak törenden sonra yakılarak fundalığa dökülecektir. Sen de bu kadar tuzlu yeme Ali Bey diyor. Espri de yapmaya çalışıyor. Alo, ne koyayım? Aşk hata değil, utanılmaz aşklardan. Bir tabure olsaydı altınıza. Oraya geleceğim efendim. Buraya halk otobüsüyle geldim. Otobüsün içi ağzına kadar halk doluydu. Görevi haber niteliği taşıyan olayları halka aktarmak olan medya zaman zaman işlevinin dışına taşabiliyor. Bazen güç gösterisine giren dördüncü kuvvet medya içinden çıkılması güç olaylara neden olabiliyor. Neredeyse gelmek üzereler. Evet efendim. Pardon. Tamam. Ben tamamım. Sen? Tamam efendim. Tamam, toplantı odası hazır. Hazır mı? Evet. Senin kıyafetine bakayım. Tamam. Toplantı odası nasıl? İyi efendim. İyi. Kendi ellerimi aldım tozunu. Tamam. Ben yalnız bir kere daha bakayım. Ne olur ne olmaz bir aksilik olmasın. Kızım dikkat et. Gazeteciler fazla soru sormasınlar. Kayalık krizini görüşeceğiz. Bak biliyorsun durum kritik. Biliyorum ya. Efendim. Uyardım kendilerini. Tamam mıyız? Tamam efendim. Söyledim ya. Tamam. Hazır değil mi? Her şey hazır. Tamam. Hazır. Sen de tamamsın. Tamam bir aksilik olmasın. Tamam. Biliyorsun çok hazırlanıyoruz buna. Tamam. Toplantı odası tamam mı? Efendim söyledim ya. Tamam hazırladık efendim. Tamam, bir daha söyle ne var işin ne müsteşarsın. Devletin parasını alıyorsun. Laf mı? Gene de ben bir kere daha bak çekiyorum. Tamam. Kızım ama itibarda sakın kusur etmesinler. Anladın merak mı? Etmeyin efendim. Orası tamam, ben de tamamım, sen de tamamsın. Toplantı odası tamam mı? Efendim, tamam dedim mi? Kendi ellerime sildirdim. Koyacağım ağzı üstüne, git bir kere daha bak. Bir kere daha iyice pırıl pırıl olsun, tamam mı? Geçen müsteşar geldiğinde rezil ettin bizi. Sayın Bakanım, geliyorlar efendim. Efendim? Geliyorlar efendim. Hadi karşıma. Hadi karşıma. How do you do? Thank you, thank you. Buyurun, buyurun Sayın Bakanım, buyurun, buyurun. Oh my God! What's going on? Bu nedir ya müsteşar? Vallahi haberim yok Sayın Bakanım. What is it? Hay Allah. Excuse me sir. Şimdi şeyden havlu getir oğlum. This is big scandal. Oh, what time is it? Ne oldu? Ne oldu? What is this? This is a raptiye. Raptiye mu megalo? Ulan müsteşar nedir bu raptiye? Raptiye bakarım. Ya raptiye bakanı olduğunu anladık. Böyle nazik bir konuda sayın bakanın nazik yerinde ne işi var lan bu raptiyenin? Çek beyler, çek, çek beyler, 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 çek bakın, kendime sokacağım. Bakın, kendi kendime sok, batırıyorum. Bakın, bakın. Ya! Bunu ödeşti gibi. Öde, lütfen ödür. Al. No. Ne oluyor?
Evet. Tekrar her şey için özür dilerim. Rab diye öyle yaktı ki. Evet, lütfen siz buyurun Sayın Başkanım. Buyurun efendim. Buyurun. Simeratin gez durası kame. Ezo yana miliseme. Din krisi diz vrahı misi das kardak. İyim ya. Ne oluyor lan buna? Titreme geldi galiba. Temin su döküldü ya. Üşütmüş olmasın. Ulan çek beni. No more talk. Let's go. Hurry up. Ama beyefendi kardak sorunu, ikili temaslar. Lan çekmeyin. Çek. İlgilensene şu herifler. Beyefendiye sakinleştirici bir şey ver oğlum. Sayın Bakan. Allah neydi bu başımıza gelen? Kaldırın lan şu herifi. Hayret bir şey ya. Ne oldu patron? Daha ne olsun. Büyük elçileri aracılığıyla sadece bir kınama telgramı çekmişler. Bu kadar yaptıklarımızdan sonra sadece bir kınama telgramı mı çekmişler? Olacak şey değil. 15 gündür uğraşıyoruz. Şu iki ülke arasında bir savaş çıkaramadık. Bizimkiler elinden geleni yaptı patron. Bırak ya. Patron. Şimdi Moskova muhabirimiz aradı. Dün gece Yeltsin'in yatak odasına girmiş. Uyurken siyah keçeli kalemle adamın suratına bıyık çizmiş. Bizim ülkenin yaptığını nereden anlayacaklar? Alnına bunu çizen Tosun deyip altına ay yıldızı yapmış. İyi be. Keşke bir tarafına da bir bayrak dikselerdi. Baskıyı durdurun çabuk. Burnuma savaş kokuları geliyor. Savaş! Çocuklar, baskıyı durdurun. Erkeğin kadınla olan ilişkilerinde orman kanunları egemenliğini sürdürürken... ...hukukta egemenlik kayıtlı şartta erkeğin oluyor. Avukat hanım, kocanız sizi aldatıyor, imza bir dost. Ne? Kim? Koca? Haluk beni mi aldatıyor? Olamaz. Kumral güzel bir kadınla, imza az önceki dost. Beni kumral bir kadınla aldatıyor? Olamaz. Acaba şimdi nerede? Kapıma taşları atıp duruyor. Dost musun desin, telefon değil mi? Jeton fiyatlarından haberin yok galiba senin. Kocan nerede sorusuna gelince Fulya'da Acar Sokak 16 numaralı daire. İmza aynı dost. Lan Haluk, ben de seni bastırmazsam bana da figen demesinler. Burası. Bakın avukat hanım, son bir kez düşünün. Kocanızı bastırmak istediğinizden emin misiniz? Yok canım, ben kocamın beni boynuzladığı evin kapısını şöyle bir görmek için gelmiştim. Pek hoşmuş. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Evet. Manyak mısın be? Hadi kırın kapıyı. Bayan, içerideki bir erkek doğasının gereği bir kaçamak yapıyor. Yoksa siz doğa dostu değil misiniz? Hı? Evet, içeridekinin bir hayvan olduğunu kabul ediyorum. Ama boynuzlar bende çıkıyor her nedense. Çabuk kırın kapıyı! Nerede kaldın oğlum ya? Hala vazgeçiremediniz mi kadını? Zile bahsettik, belki evde yoklardır. Derhal kırın kapıyı! Durun şöyle bir dakika. Haluk! Figen, bu ne hoş sürpriz böyle, hoş geldin. Tanıştırayım. Müjgan'cığım, bu da karım Figen. Memnun oldum. Memnun oldu kız Figen. İnanamıyorum. Herifteki rahatlığa bak. Beni başka bir kadınla aldat, sonra yatakta fıkra kitabı okuyup kahkahalar atacak kadar pişkin ol. Evet, kitapta fıkralar var ama bunlar kanun fıkraları hayatım. Medeni hukuk okuyorduk. Gerçi bunlar da fıkra kadar komik. İyi oku canım. Mahkemede ihtiyacın olacak. Tutuklayın şunları memur bey. Durun. Hayatım, bir de avukat olacaksın. Bak, medeni hukuk ne diyor bak. Erkeğin bir gecelik kaçamağı suç değilmiş. Ancak kadın zina yaparsa hapse atılıyormuş. Ama
Aması maması yok. Şimdi izin verirseniz medeni hukukun bana verdiği yetkiye dayanarak Müjgan'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Avukat hanım. Yahu uyuyup durmasına duruşma başlamak üzere. Yorgun ardın davaya mı girilir? Senin yüzünden kaybedeceğim ya. Kalk hadi kalk. Merak etmeyin. Hallederiz. Pardon. Evet. Taraflar yerini aldı ve duruşmaya başlandı. Davacı Nesrin Közel 7-2996 tarihinde davalı İsmet Közel'e cürmeşut yaptırmış ve cezalandırılmasını talep etmiştir. Söz savunmanın. Evet sayın hakim. Müvekkilin bir başka kadınla birlikteyken eşi tarafından yakalanmıştır. Ancak açıkça görüldüğü gibi o kadın için ayrı bir ev açmamış, karı koca gibi bir yaşam içine girmemiştir. Olayın zina suçu sayılabilmesi için süreklilik olması gerekmektedir. Bir erkeğin bir kez karısını aldatması onun onurunu zedelemez. Hatta kadında öyle sağlam bir onur vardır ki birkaç kere de bile zedelenmez. Ancak adam ev tutacak, karı koca gibi yaşayacak ki o zaman kadının onuru hafifçe bir yara alacak. Buradan ortaya tek bir sonuç çıkmaktadır hakim bey. Bu kanunu bir erkek hazırlamış ve kendi şeyinin keyfine göre davranmıştır. Susalım! Sen ne diyorsun avukat hanım? Olur mu hakim bey? Böyle şey olur mu? Kadın bir kere başkasıyla olunca hapsi boylasın, erkek önüne gelen her kadınla yatsın, bir gün bile hapis yapmasın. Ben başka bir avukat istiyorum. Ben de kendinize gelmenizi istiyorum avukat hanım. Ben de doğru dürüst bir kanun istiyorum hakim bey. Bir kadının da bir erkek kadar onurunun incinebileceğini kabul eden bir kanun istiyorum. Burada yargılanacak bir şey varsa o da köhnemiş bir zihniyeti temsil eden bu çağ dışı yasa maddesidir. Dava açıyorum. Ülkemizde adamsız adım atılmıyor. Devlet dairelerine işi düşenin arkası sağlamsa önü açılıyor. Nurten'cim girsene içeri. Girmeyeyim Hayriye. Gene sana işim düştü. Tapu dairesinde arsa devir işlemlerim var. Bir haftadan önce olmaz diyorlar. Bu memlekette ya paran olacak ya adamın olacak. Buluversen de birisini canım. İlahi Hayriye, senden iyi adam mı olur? Allah vergisi özel bir durumum var işte. Hadi yapıver şu işimi, kırma beni. Dur nüfus kağıdımı alayım da geleyim. Babacığım sen ne diyorsun? Ben seninle konuştuğunu anlamıyorum. Herif başıma musallat oldu ya. Ya memur bey, ben bir hafta ne diye bekleyeyim kardeşim? Alt tarafı bir imza atılacak ya. Ne var lan? Ne var ya? Senin karşında devlet memuru var. Bir de Yahudi diyor. Hem devlet memuruna hitap ediyor, hem Yahudi, hem üç tane Yahudi diyor. Ver şu kağıdı bak. Ya. Senin işin bir haftadan evvel olmaz. Bu tam bir haftalık iş. Baksana Allah aşkına bak. Diyor kadın. Gel lan buraya. Gel. Şu bir haftadan evvel olur mu Allah aşkına? Tabii. Git 8 gün geç, ondan sonra. Efendim bizim bir hafta işimiz vardı da. Hadi ya. Peki bu sırada bekleyenler ne? Korkulup mu? Kardeş sen korkulup musun? Yok. Niye korkuluk gibi yeni adamı korkutuyorsun? Görüyor musun? Ben öyle kadın madın dinlemem sana. Bir kafa korup gözlüklerim kırılır diye komuyorum. Getir hemen hadi. Beyefendi arkadaş yakınım olur. Hadi ya. Allah Allah. Gacıya bak, artist misin sen? Ben çıkaramadım. Gelsene lan buraya. Oo diyecek bir şey yok. Evrak mı gösteriyor? Hıyar. Şu gacıyı bak, tanıdın mı? Artiste benziyor mu? Çıkaramadım. Boku çıkaramazsın zaten, yürü. Ulan sen buna torpil olsan ne yazar be? Sen buna torpil olsan ne yazar? Şurada yazar. Çiller. Hayriye Çiller. Çiller. Çok affedersiniz hanımefendi. Sizi birden şey yapamadım. Çıkartamadım. Tabii kabul edersiniz ki siz Tansu Hanım kadar dik değilsiniz. Medya dik değilsiniz. Çok özür dilerim. Ayakta kaldınız. Sizi bir tarafa alayım. Şu tarafa, duvarın dibine dikilseniz. Şuraya mı dikilelim? Ne içeriz? Bilmem. Ne içeriz? 3 Nescafe. Ben 2 Nescafe içeceğim. Hakkınız efendim Çiller Hanım, Hayriye. Hatta 4 söyleyeyim, bir tanesini benim üstüme dökün. Memur bey, o evrak ya imzalanacak ya imzalanacak. Anladım Hayriye Hanım. Hayriye Çiller Hanım. Tamam, bağışla. Çiller. Hayriye Çiller. Gel lan buraya. Ne olsun lan, yangın söndürmeye gitmiyoruz. Gel. Kadının soyadı Çiller. Kimler? Çiller, öküz Çiller. Akrabası falan olabilir. Soyadı benzerliği olabilir. Olur mu lan? Bu saatten sonra şarka gitmek, sürülmek istemem. Düşünsene Tayfun abi Sarıkamış'ta kamış hamışını dondurdu kaldı orada. Ya.
Kız Hayriye, ne şanslısın. Kaç kişiye nasip olur Çiller'le aynı soyadı taşımak. Balını yiyeyim seni. Ye kız ye, ben de Tansu'nun balını malını yiyeyim. Birader, bakar mısın? Bizim imzalanacak bir evrakımız vardı da. Bu da hüviyetim. Yılmaz? Yılmaz! Recai Yılmaz. Sayın Başbakanımızın değerli bir şeysi. Akrabası. Aynen öyle. Amca çocukları oluruz. Çok severim Mesut'u. Küçükken birlikte ağaçlara tırmanırdık. O bir defasında dut ağacından düşmüştü. Yılmaz. Yılmaz. Gel lan buraya. Ne var ya? Ne var? İşim gücüm var orada. Tamam geliyorum. Aman. Ne? Yılmaz. Yılmaz soyadından bol ne var memlekette? Hıyar. Affedersiniz. Bu benziyor görmüyor musun? Ağzı benziyor. Buzlu benziyor. Ağzı benziyor. Tekliyor lan. Elimi şeyleri bir geri konuşuyor. Tamam geliyorum. Akrabası lan bu. Efendim. Sizi bir yere oturtayım ben. Ayakta tutayım. Duvara doğru sizi alayım. Yılmaz Bey, Recai Yılmaz Bey, sizi şöyle alacağım efendim bir zahmet. Çok naziksiniz siz. Şansa bak, onun soyadı daha geçerli. Hükümet kurulmadan önce olsaydı, benimki geçerdi. Memur bey ayıp ya, soyadına göre muamele yapıyorsunuz. Kaç saattir bekliyoruz şurada? Sıra var burada. Sus bakayım, ağzına şey sürerim sen biber. Ondan kimsenin haberi var mı? Kimse kim kardeşim? Herkes sırasını bilsin. İsterse Cumhurbaşkanı olsun. Bir dakika gelin bakayım. Çekil. Buyurun. Kolay gelsin. Ben kendim Ali Demirel. Buyurun paşam. Rahatsız olmayın. Arkadaşın işi vardı da hemen hallediverin. Benim köşke çıkmam lazım. Emin bekliyor. Olasmadık. Hoca kalın. Yalanını yiyeyim senin. Bak gördün mü? Benim soyadıma imreniyordun. El alemine ne soyadları var? Bununki de Demirel'miş. Üçüncü sıraya düştük. Olsun kız Hayri'yi aldırma. Üstümüze gelecek kimse kalmadı nasıl olsa. Selamun aleyküm. Cümleten kolay gelsin hemşerim. My name is Şemsettin Clinton. Sayın Başkanım. Bilim'in akrabası. Reklam. Az önce vatandaştan ne aldım? Nedir bu? Yaşam sigorta. Başka türlü geçinemiyoruz şekerim. Hanımefendi ceza yatıracaktım. Üçüncü masa. Çok mersi. Bir tek imza için vatandaş veriyor bunu. Tabii veriyor. Peki ya bir daha işi düşerse? Gene veriyor. Bir daha işi düşerse gene veriyor. Vay anasını. Sana da tavsiye ederim. Başka türlü ay sonunu getiremiyoruz şekerim. Müdür bey. Teslim ederim. Bu böyle ortaya konur mu? Birisi görse ne diyeceğiz? He? Rüşvet mi aldık diyeceğiz? He? Tamam. Bu işlerin yürümesi için yararlı olabilir. Çarkın dönmesini sağlayabilir. Maaşın yetmediği yerde işe yarayabilir. Ama nerede kaldı bu kurumun haysiyeti? Nerede kaldı itibarımız? Teslim ederim. Paranız düştü beyefendi. Paranı yok. Tahakkuk servisini soracaktım. Geçmiş olsun müdür bey. Burası devlet dairesi. Rüşvet burada. Haber gelmedi yerden. İslam hukukunda şer'i hükümlerin tatbikine binaen... Oraya geleceğim efendim. Mevcut hükümler, ona göre dinlemek lazım. Şer'i hükümlerin... Şimdi bu çöplükte karga olduk. Memnuniyet ve üç tuş da... Toş... Üç tuş... Hoş... We'll be right back.
kadar açık tek televizyon programı olan Siyaset Meydanı'nda bu kez ünlü şarkıcılar konuk olacak. İyi akşamlar efendim. Bir siyah... Hepinize mutlu sabahlar efendim. Şer'i hükümlerin... Hatem mi? Susutum. Reklam. Gazetecilikte olay. Gözün aydın Türkiye. Biz de veriyoruz. Bizim dışımızdaki diğer bütün gazeteler tirajlarını arttırmak için okurlarına tencere verdiler. Sesimizi çıkarmadık. İncik boncuk verdiler. Efendiliğimizi bozmadık. Delikanlılık bizde kalsın istedik. Sıkıntı verdiler. Yeter ama artık. Bundan sonra biz de veriyoruz. Bu yarışta resmi gazetede var. Ailenizin gazetesi resmi gazete okurlarına hazır hükümet veriyor. Hükümetinden memnun olmayanlar. Bu hükümet hiç benim dişime göre değil diyenler. 276 kupon biriktirin, hükümetsiz kalmayın. İşte... Hükümetimiz hazır. Paketlenmiş sizin için bekliyor. Yönetime talibiz Türkiye. Üstelik hükümet üyelerimiz eşi, dostu, akrabası olmayan kişiler arasından seçildi. Hırsızlık, yolsuzluk yok. Adam kayırma, rüşvet alma yok. Yalnız hizmet var. Resmi gazete. İyi gazete. Bir telefon daha mı var? Alo, ne koyayım? Mustafa Bey! Mustafa Bey! Ne koyayım? Şunun canlı okuması. Dağlar ağardı kardan, haber gelmedi yardan. İnsanoğlunun istekleri bitmiyor. Huzurlarınızda büyük yorumcu ve bestekar, mütevazi sanatçı Mustafa Küser sizlerle. Bu akşamlık da bu kadar. Beni özleyin. Bye.